Merhaba çocuklar. Kesirlerden sonraki konumuz zamanı ölçme. Zamanı ölçmeden de saatler. Detaylı bir şekilde inceleyelim. Önce şöyle genel bir tekrar yapalım zamanı ölçme ile ilgili. Aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerlere uygun sayıları yerleştirelim. Bir gün kaç saattir? Tabii ki 24 saattir. Yelkovan neyin üzerindeyken saat tam saati gösterir? Tam saat olabilmesi için yelkovanın 12'nin üzerinde olması gerekir. Bunları geçen seneki bilgilerimizden yola çıkarak yapabiliriz. Genel tekrar gibi olsun. Bir saat kaç dakikadır? Bir saat 60 dakikadır. Yarım saat kaç dakikadır? Bir saat 60 dakikaysa yarım saat de 30 dakikadır. Çeyrek saat kaç dakikadır? Çeyrek kavramını kesirlerde öğrenmiştik. Çeyreğin dörde bölüm olduğunu biliyorum. 60'ı dörde böldüğümde çeyrek saatin 15 dakika olduğunu görebilirim burada. Bir yarım, bir çeyrek saat kaç dakikadır? Bir yarım saat 30 dakikaysa. Bir çeyrek saatte 15 dakikaysa. İkisini topladığımda cevabın 45 dakika olduğunu görüyorum. Yelkovan 12'nin üzerindeyken saat tam saati gösterir. 1 saat 60 dakikadır. Yelkovan 12'nin üzerinde, Akrep 3'ün üzerinde gördüğünüz gibi saat tam 3. Yelkovan 6'nın üzerinde Akrep 2 sayının ortasındayken saat yarım saati gösterir. Yarım saat 30 dakikadır. Görüyorsunuz, Yelkovan 6'nın üzerinde Akrep de 1 ile 2'nin arasındaysa saatin 1,5'tur. Akrep hangi sayıyı geçtiyse o saati söylerim. 1'i geçtiyse 1,5. Akrep 3'ü biraz geçmiş olsaydı saatin 3,5 olacaktı. Aşağıdaki saatlerin kaçı gösterdiğini örnekteki gibi yazalım. Örneğe bakıyorum. Öğleden önce saatin 7. Akrep 7'de, Yelkovan 12'de olduğu için saat 7. Öğleden sonra da şu şekilde olmalı. 12'nin üzerine devam ediyorum öğleden sonra saati belirlerken. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 7'ye denk gelen kısım 19'dur. Saat de tam 19'dur. Yandakini yapalım şimdi. Önce saatim yarım saat mi, tam saat mi? Ona karar verelim. Yelkovan 12'nin üzerinde demek ki saatim tam saat olacak. Öğleden sonra dediyse bana öğleden sonrayı 12'nin üzerine sayarak belirlerim. Sayıyorum birden başlayarak 13, 14, 15, 16, 17, 18. Öğleden sonra saatim tam 18'dir. Öğleden önce zaten 6. Evet, bakıyoruz. Yelkovan nerede önce ona bakalım. Yelkovan 12'de. Yani saatim tam saat. Öğleden önce saatim kaçta? Akrebim kaçta? 9'da. O zaman saatim öğleden önce 9'dur. Öğleden sonrayı bulurken 12'nin üzerine devam ediyorum. Birden başlayarak 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Yani öğleden sonra da saatim 21. Akşam oluyor bu. Akşam 21 oluyor. Yandakine bakıyorum. Öğleden sonra, öğleden önce istiyor yine. Hemen Yelkovan'a bakıyorum. Saatim bu sefer Yelkovan 6'nın üzerinde. Yani saatin buçuklu saat, yarım saat. Öğleden sonra 12'nin üzerine tekrar sayıyorum. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. O zaman saatin buçuklu saat olduğu için 19, 30 diyeceğim. Bir saatin yarısı yani yarım saat 30 dakikadır. O yüzden 19, 30 yazdım. Öğleden önce de tabii ki Akrebi direkt kaçı geçtiyse onu yazıyorum.
Sonra 3'ü de ekliyorum. 7,5 oldu saatim. Evet, saatime bakıyorum. Yelkovan 12'nin üzerinde. Yani saatim tam saat. Öğleden önce ben buna saatim 4 diyebilirim. Öğleden sonra 12'nin üzerine saydığımızda 4'e denk gelen kısım 16 oluyor. Saatim 16'dır. Yandakine bakıyorum. Yelkovan 6'nın üzerinde, yani buçuklu saattir. O zaman önce şöyle yapabiliriz. Noktayı koyup noktadan sonraki kısmı yazabiliriz. Buçuklu saatse direkt 30'u yazalım. Sonra akrebe denk gelen kısmı yazalım. Saatim kaçı geçmiş? 6'yı. O zaman öğleden önce saatim 6.30'dur. Öğleden sonra da 12'nin üzerine saydığımızda 6, 18'e denk geliyor. Yani 18.30 oldu. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Şimdi önce öğleden öncelere bakalım ve eleye eleye gidelim. Öğleden önce 8, öğleden sonra 20, 12'den sonra 13, 14 diye saymaya devam ettiğimde 8'e denk gelen kısım 20'dir. A şıkkı doğru. Eledim. 5,5. Buçuklu saat. 12'nin üzerine saydığımda 5,5'a denk gelen kısım aslında 17,30 olmalı. O yüzden B şıkkı yanlıştır. Cevap B şıkkı. C'ye de bakıyorum. Sabah 10'a, öğleden önce 10'a denk gelen kısım 12'nin üzerine saydığımda akşam 22'dir. Yani C şıkkı da doğrudur. B şıkkı yanlıştır. Yelkovan 3 veya 9'un üzerindeyken saat çeyrek saatleri gösterir. 3'ün üzerinde ise çeyrek geçiyor, 15 geçiyor. 9'un üzerindeyken çeyrek var ya da 45 geçiyor diyebiliriz. Çeyrek saat 15 dakikadır. Aşağıdaki zamanları saatler üzerinde gösterelim. 3:45. 45 dediği zaman yelkovanı 9'un üzerine alacağım. 3 dediği için de 3'ü tam saati geçtiği için 3'ü biraz geçecek akrep. 3 ile 4'ün arasında olacak. 8:15. 15 dediği için yelkovanı 3'ün üzerine aldım. 8:15 dediği 8'i çok azıcık geçecek akrep. 9:45. 45 dediği için çeyrek var. 9'un üzerine aldım. Akrebin de 9'un üzerinde olması gerekiyor ama 45 dediği için 9'u biraz geçecek. Saatlerin öğleden önce kaçı gösterdiğini yazalım. Evet. Önce noktalarımızı koyalım ortalara. Noktadan sonraki kısmı yazalım önce. Yelkovana bakıyorum. 3'ün üzerinde. Yani 15 geçiyor. Kaçı 15 geçiyor? 2'yi. Öğleden önce dediği için sadece 2 yazabilirim. 2:15. Evet. Yelkovana bakıyorum. 3'ün üzerinde. Yani 15 geçiyor. Kaçı 15 geçiyor? 5'i. Akrep 5'i biraz geçmekte. Yelkovanın 9'un üstünde, yani 45 geçiyor. Çeyrek var. Kaçı 45 geçiyor? 12'yi bir hayli geçmiş, saat 1 olmakta. Aşağıdaki saatlerin öğleden sonra kaçı gösterdiğini yazalım. Noktamı koyuyorum ortaya. Hemen yelkovana bakıyorum. Yelkovan 9'un üzerinde. Yani saatim 45 geçmekte. Akrebe bakıyorum. Akrebin kaçı geçmiş? 2'yi. Ama öğleden sonra istediği için 12'nin üzerine sayıyorum. 13, 14. Saatim 14:45. Evet, noktamı koydum ortaya. Yelkovanım kaçın üzerinde? 3'ün. Yani saatim 15 geçiyor. Akrebe bakıyorum. 12'nin üzerine saydığımda 13, 14, 15, 16, 17, 18. 6'ya denk gelen kısmın 18 olduğunu görüyorum. Saatim 18:15 oldu. Noktamı koydum. Yelkovanım 9'un üzerinde. Yani saatim 45.
45 geçiyor ama kaçı? Hemen bakalım. Akrebim 8'i biraz geçmekte. 12'nin üzerine saydığımda 8'e denk gelen kısmın 20 olduğunu görüyorum. Yani saatin 20.45. Saatlerin kaçı gösterdiğini yönergeye uygun yazalım. Öğleden önce olarak bakmamızı istiyor. Saate bakıyorum. Yelkovanım 3'ün üzerinde. O zaman saatim 15 geçiyor. Kaçı peki? Akrebe bakıyorum hemen. 11'i geçmekte. Hemen diğerine bakalım. Yelkovanım 9'un üzerinde. Yani 45 geçiyor. Akrebe bakıyorum. 1'i biraz geçmekte. Ama benden öğleden sonra istediği için 12'den sonra 1, 13'tür. Yelkovanım 3'ün üzerinde. Saatim çeyrek geçiyor. Yani 15 geçiyor. Akrebe bakıyorum. 9'un biraz geçmekte. 9'un üzerinde biraz geçiyor 9'u. 9 yazıyorum çünkü öğleden önce istiyor benden. Evet, saatleri yazmamızı istemiş yine. Bakıyorum saate. Öğleden önce ve öğleden sonra iki şekilde de yazacağız. Ortaya noktamı koydum. Yelkovanım 6'nın üzerinde yani buçuklu saat. Hemen noktadan sonra 30'u yazdım. Öğleden önce saatim 10.30 çünkü akrebim 10'u biraz geçmekte. Öğleden sonra buçuklu kısım değişmez. Sadece 12'nin üzerine saymaya devam ettiğimde 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 10'a gelen kısmın 22 olduğunu, saatin 22.30 olduğunu görüyorum. Diğer saate bakıyorum. Yelkovam 9'un üstünde, yani saatim 45 geçiyor. Akrep kaçı geçmekte? 9'u. Öğleden sonra 12'nin üzerine saydığımda 9'a denk gelen kısım 21'dir. Öğleden önce tekrar 45 geçiyor. Öğleden önce zaten değişen bir şey yok. Akrep kaçı geçiyordu? 9. Evet. Yelkovana bakıyoruz hemen. Yelkovanın 9'un üzerinde ise saatim 45 geçiyor. 12'nin üzerine saydığımda akrebim 4'ü biraz geçiyor. O yüzden 16 olur. Hemen noktamı koydum ve yelkovanın 3'ün üzerinde olduğunu gördüm. Yani 15 geçiyor. Akrep de 7'nin üzerinde. O yüzden önce istiyor zaten. O yüzden direkt 7'yi yazıyorum. Noktamı koydum tekrar. Yelkovanım kaçın üzerinde? 3'ün. Yani 15 geçiyor. Kaçı? Onu biraz geçmekte ama benden öğleden sonra istiyor. 12'nin üzerine 13, 14, 15 diye saymaya devam ettiğimde onun 22'ye denk geldiğini görüyorum. Günde 1 saat 15 dakika kitap okuyan Betül 3 günde kaç saat kitap okumuş olur? Günde 1 saat 15 dakika okuyor. 3 günde kaç saat okur? 1 saat 15 dakika, 1 saat 15 dakika, 1 saat 15 dakika. 3 günde saat olarak toplarsam 3 saat. Sonra dakikaları toplarsam 3 çarpı 15, 45 yapar. Yani 3 saat 45 dakika kitap okumuş olur. Yağız 12'de sinemaya gitmek için evden çıkmıştır. Eve döndüğünde saat 17'yi göstermektedir. Yağız kaç saat dışarıda kalmıştır? Her zaman ileriki saatten önceki saati çıkarmam gerekir. Sıfırları görmeden 17'den 12'yi çıkardığımda Yağız'ın 5 saat dışarıda kaldığını görebilirim. Nesrin ile annesi kurabiye yapmak için saat 11'de mutfağa giriyor. Saat 12.30'da kurabiyeler pişiyor. Nesrin ile annesi ne kadar süre mutfakta kalmıştır? Sonraki saatten önceki saati çıkaracağız demiştik. 12'de, 12.30'dan saat 11'i çıkarırsam ne kadar süre mutfakta kaldıklarını bulabilirim. 30 dakikayı aynen aşağıya geçiriyorum. 12'den de 11 çıktı.
Bir, 1,5 saat mutfakta kalmışlar annesi ve Nesrin. Gül her gün 17.30'da ders çalışmaya başlıyor. Saat 19.30'da derslerini tamamlıyor. Gül ders çalışmaya günlük ne kadar süre ayırmaktadır? Her zaman ileriki saatten gerideki saate küçük saati çıkarıyoruz demiştik. 19.30'dan 17.30'u çıkardığımızda Gül bir günde ne kadar süre ders çalışır? Bulmuş oluyoruz. 30 dakikadan 30 dakika çıktı. 0. 19'dan da 17 çıktı. 2. Her gün 2 saat ders çalışıyormuş Gül. Her gün 5 saatini okulda geçiren Aylin 3 günde kaç saatini okulda geçirmiş olur? 5, 5, 5. Her gün 5 saat ise 3 tane 5 bana cevabı verecektir. Her gün 15 saatini okulda geçirir. Fulya okula yürüyerek gidiyor. Okulu ile evi arası 1 saat sürmektedir. Evden 7.30'da çıktığına göre saat kaçta okula varır diyor. Ben 7.30'un üzerine 1 saat eklersem eğer kaçta okula vardığını bulabilirim. 7.30'a 1 saat eklediğimde saatin 8.30 olduğunu görüyorum. Annem ile babam 14'te markete gitti. 3 saat sonra eve döndüler. Saat kaçta eve dönmüşlerdir? 14'ün üzerine 3 saati eklersem eğer sol taraf saat kısmı, sağ taraf dakika kısmıdır. Saati 14'ün üzerine yazmam gerekir. Dakikanın altına 3 yazamam. Eve dönmüşlerdir.